buyurunuz başkanım. Sevdası millet, sevdası vatan, sevdası ezan, sevdası bayrak, sevdası devlet, sevdası cumhur olan benim kıymetli kardeşlerim, kıymetli büyüklerim, kıymetli hemşehrilerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli hemşehrilerim, şimdi dünya lideri, mazlumların umudu, milletimizin gözbebeği, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Tekirdağ'da Çerkezköy'de karşılamaya hazır mıyız? Hazır mıyız? Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Öncelikle bu alanın hazırlanmasında gece gündüz demeden ter döken, burada sabahlayan teşkilat mensuplarıma, gençlik kollarıma, hocam, kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. El ele, gönül gönüle, yüz yüze, kapı kapı gezerek cumhurbaşkanımızın davasını anlatan kadın kollarımıza, kıymetli hanımefendilere canı gönülden teşekkür ediyorum. Milletimize 14 Mayıs seçimlerinin alelade bir seçim olmadığını, bu milletin istiklal ve istikbal meselesi olduğunu, bizden sonraki nesillere daha yaşanılabilir, daha güçlü, müreffeh, tam bağımsız bir Türkiye için dönüm noktası olduğunu anlatan, öncelikle milletvekili adaylarıma, belediye başkanlarıma ve kıymetli teşkilat mensuplarına ve siz bu meydanı hınca hınç dolduran gönüldaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bugün buraya gelerek bizleri yalnız bırakmayan on binler, durmak yok, durmak yok, durmak yok, doğru zaman ve doğru adımla diyerek bu meydanı dolduran siz değerli kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Şimdi söyleyin buradan, tüm dünya duysun. Söyleyin, Tekirdağ'ı yönetemeyen bizleri çöpe, çamura, çukura, toza mahkum eden, Allah korusun, devlet yönetmek bir yana, seçilseler milleti ellerinde karnelerle, ekmek, maaş, karne kuyruklarına mahkum edecek zihniyeti sandığa gömmeye var mıyız? Var mıyız? Yapmaya değil, yıkmaya talip olanları, birliği değil, ayrıştırmayı körükleyenleri sandığa gömmeye var mıyız? Bu ülkeyi dış güçlerin bir sömürgesi haline getirmeye çalışanların ve onların Türkiye'deki kuklalarını sandığa gömmeye var mıyız? Bu millet mandayı, himayeyi kabul etmez demeye var mıyız? Bu milletin boyunduruk altına alınmayacağını göstermeye var mıyız? Bu topraklar üzerinde kimsenin hesap yapmayacağını, yapamayacağını göstermeye var mıyız? Enerjide, ekonomide, milli savunmada, üretimde tam bağımsız, güçlü Türkiye için sandıkları patlatmaya var mıyız? Milletimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartmaya var mıyız? Tekirdağ, reisimizi, milletvekillerimizi hep birlikte Tekirdağ'da tüm sandıklarda birinci çıkartmaya hazır mıyız? Mazlumların umudu, yeryüzünde nerede gözyaşı döken Müslüman varsa, her birinin duasını almış ümmetin lideri Cumhurbaşkanımızı Tekirdağ'da birinci çıkartmaya var mıyız?
Bugün bu meydanı hınca hınç dolduran on binlerle gurur duyuyoruz. Biz Tekirdağ'ımızla gurur duyuyoruz. Biz milletimizle gurur duyuyoruz. Allah'ım sen milletimizden razı ol. Allah'ım sen milletimizden razı ol. Allah'ım sen milletimizden razı ol. Sizleri sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.